Herkese merhaba. Gelinen noktada Müslümanlar için Mekke'nin her an şiddet içerikli bir eyleme maruz kalınabilecek bir mekana dönüşmesi üzerine nübüvvetin 5. yılında Hazreti Peygamber, Allah çektiğiniz sıkıntılardan kurtulmanız için bir yol gösterinceye kadar Habeşistan'a göç etmeniz sizin için iyi olur. Zira orada yanındakilerden hiçbirine zulüm yapılmayan adil bir hükümdar var sözleriyle Habeşistan'a gidilmesini tavsiye etti. Hazreti Peygamber'in yönlendirmesinin ardından yaklaşık 15 kişilik bir grup Habeş Necaşisi Ashame'nin ülkesine hicret etti. Bu yolculuktan bir süre sonra Mekke'de uzlaşmanın sağlandığı ve müşriklerin İslam'ı kabul ettikleri yönündeki haberlerin duyulması üzerine Müslümanlardan bazıları yurtlarına döndüler. Ancak haberlerin gerçeği yansıtmadığını, Mekkeli müşriklerin Müslümanlara baskı ve eziyete devam ettiklerini gördüler. Gördükleri manzara geri dönen Müslümanlar için hayal kırıklığı gibi görünse de Mekke'deki Müslümanların Habeşistan'daki ortama dair birinci elden bilgi edinmeleri açısından değerlidir. Habeşistan'da herhangi bir baskı ve zulme maruz kalınmadı ve inancın yaşanması hususunda bir sorunun olmadığı öğrenilince bir grup Müslüman daha bu bölgeye hicret etmiştir. Bu ikinci yolculuğa yaklaşık 100 Müslüman katılmıştır. Mekke'de en fazla eziyet görenler köle kökenli Müslümanlardı. Ancak onlar Mekke'de kalmaya devam ettiler. Çünkü seyahat hakları dahi yoktu. Gittikleri yerde bir isimleri, varlıklarının bir karşılığı yoktu. En önemlisi kökenleri ve toplumsal algı sebebiyle temsil kabiliyetleri ve sözlerinin geçerliliği yoktu. Bu yüzden bilinmeyen bir yolculuk onlar için hiçbir anlam ifade etmeyecek, hayatlarında olumlu bir değişiklik yapmayacaktı. Habeşistan'a gidenlerin kimlikleri incelendiğinde hürler sınıfına mensup oldukları görülür. Bu da gerçekleştirilen yolculuğun basit bir şiddetten kaçış olarak değerlendirilmemesi gerektiğini düşündürmektedir. Habeşistan'a gidenler İslam'ın temsil heyetinin üyeleridir. Onların konuşmaları, yaşantıları, topluma entegrasyonları uzun vadede İslam için bir yaşam alanı ve bu dini kabul eden herkes için bir referans olma hüviyetine sahiptir. Ve bu açıdan bakıldığında aslında ağır bir sorumluluktur. Müslümanların Mekke'den ayrılışını otoriteye isyan, geçmişi inkar, topluma ihanet olarak kabul eden Kureyş, bu bilginin yarımadada duyulması halinde imajlarının ve Arap kabilelerinin zihnindeki saygınlıklarının zedeleneceğini düşünerek bir heyeti değerli hediyelerle birlikte Habeşistan'a gönderdiler. Heyetin amacı Habeşistan Necaşisi Ashame'yi ikna edip Müslümanları geri almaktı. Müşrik heyeti Müslümanları bozguncu, topluma zarar veren bir grup olarak tanıtıp Necaşi'den iadelerini talep etti. Ne getirecekleri, ahlakları, inançları, sağlık durumları bilinmeyen bir topluluğun var olan sisteme uyum sağlayıp sağlayamayacakları, sisteme katkı verip vermeyecekleri hakkında bir fikrin oluşmadığı hallerde yabancıya veya diğer bir tabirle bilinmeyene şüpheyle yaklaşmak doğal bir durumdur. Doğal olmayan, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olup, bilmeden ve tanımadan hüküm verip ön yargılarla tutum ve davranış sergilemektir. Necaşi de Hazreti Peygamber'in kendisini adil bir hükümdar olarak tanımlamasının gerekçesini ortaya koyar bir şekilde Müslümanları dinleyip onları tanımadan bir hüküm veremeyeceğini söylemiştir ki bu durum hayata dair son derece kıymetli bir anlayışın dışa vurumudur. Her insan hayatında pek çok kez hüküm verir. Bu hükümler çok basit konulardan çok daha çetrefilli hususlara kadar yayılabilir. Yemeğin lezzetinden ayakkabının modeline, bir insanın dürüstlüğünden duruşuna, adaletinden insaniyetine kadar akla gelebilecek her hususta hüküm verir. Asıl olan ise bilmeden, tanımadan, araştırmadan, öğrenmeden hüküm vermekten uzak durmaktır. Bir konunun sadece gösterilen kısmıyla değil, her yönüyle karar vermek gerekir. Necaşi de bunu yapıyor. Müşriklerin anlattıklarını dinliyor. Ancak hüküm vermeden önce Müslümanlara da söz hakkı vererek konuyu bir de onların gözünden görmeyi tercih ediyor. Necaşi'nin karşısında Müslümanların temsilciliğini ilmen ve fiziken temsil kabiliyetine sahip, aynı zamanda Hazreti Peygamber'in amcasının oğlu olan Cafer bin Ebu Talip yapıyor.
Cafer'in konuşmasını iki ana eksende değerlendirebiliriz. Birincisi, İslam öncesi haz merkezli yaşantılarının değersizliğini ifade edip, İslam'la birlikte değer merkezli hale gelen hayatlarına işaret etmek. İkincisi ise, muhatabının kutsalının değerini ifade etmek. Bu bağlamda konuşmasının ilk bölümünde, cahiliye döneminde putlara taptıklarını, dedikodu yaptıklarını ve ilkesiz bir yaşam sürdüklerini anlatıp, sonrasında Meryem suresini okuyarak muhatabının peygamberinden ve annesinden bahsetmiştir. Böylece hem onları onurlandırmış hem de Hristiyanlık ve İslam arasındaki ortak köke işaret etmiştir. Cafer'in anlattıklarından etkilenen Necaşi, Müslümanları teslim etmediği gibi onlara ülkesinde diledikleri kadar kalabilme özgürlüğü vermiştir. Müslümanlar Habeşistan'da gerek hükümdar ve gerekse halk tarafından iyi muamele görmüşler, ibadetlerini serbestçe yapmışlar ve kimseden kötü bir söz dahi işitmemişlerdir. Habeşistan'dan eli boş dönmek, müşrikler açısından son derece onur kırıcı bir durumdu. Buna bir de İslam'ın toplumda karşılığı olan isimlerce kabul edilmeye başlanması. Özellikle önce Hazreti Peygamber'in amcası Hamza'nın, sonrasında İslam karşıtlığı ile bilinen Ömer bin Hattab'ın Müslüman olması eklenince müşriklerin öfkesi iyice arttı. Bakıldığında dünya siyasi tarihinde vazgeçilmez ve değişmez bir süreç işletildiği görülür. Hayata kendisiyle aynı pencereden bakmayanları ikna etmek isteyenler önce sözlü uyarıda bulunurlar. Sonuç alamayınca tehdit dili devreye girer. Hala muhataplarını istedikleri çizgiye getirememişlerse bu sefer tecrit ve tahditle birlikte gelen sosyal ve ekonomik ambargo süreci. Diğer bir ifadeyle baskı ve zulümle terbiye etmeye çalışma süreci başlar. Bu yöntem hakaret ederek, baskı uygulayarak, şiddet göstererek istediği sonuca ulaşamayan Mekkeli müşriklerin Müslümanlar karşısındaki son hamlesi oldu. 3 yıl sürecek olan kapsamlı, sert ve acımasız bir ambargo süreci. Müşrikler Ebu Leheb ve oğulları hariç bütün Haşimoğulları ve Muttalib oğullarını düşman olarak gördüklerini bildirdiler ve Hazreti Muhammed kendilerine teslim edilene dek bu iki kabile mensuplarıyla evlilik bağı kurmamak, ticari faaliyette bulunmamak, sosyal ilişki kurmamak ve konuşmamak üzere aralarında anlaştılar. Ve bu anlaşmanın metnini Kabe'nin duvarına astılar. Ebu Talip de yeğeninin ve kabilesinin güvenliğini sağlama adına hepsini Ebu Talip mahallesine iskan etti. Ambargo bütün Müslümanları ve müşrik olmalarına rağmen onlarla birlikte hareket eden Haşimoğulları mensuplarını kapsıyordu. Esasen bu boyutlarda bir ambargo tüm Mekkelileri bir şekilde etkiliyordu. Çünkü evlilik bağı düşünüldüğünde ambargoya maruz bırakılanlar arasında Mekke'deki her kabileden insan vardı. Bu anlamda tam olarak müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları bir ambargo değildi. Ambargo, İslam'a karşı olanlar tarafından Müslümanlara ve Müslümanlara karşıt olmayanlara uygulanıyordu. Kısacası zulüm, zulmü reddedenleri de kapsıyordu. Onlardan olmaman yetmez. Benimle olmadığın sürece seni de onlardan kabul ederim anlayışı. İnsanoğlunun değişmeyen bencilliği. İlaveten, özellikle müşrik olup Müslümanlarla inanç birlikteliğine sahip olmayan, daha açık bir ifadeyle Mekkeli müşriklerle fiilen aynı inanca sahip olmakla birlikte kabile taassubunun getirdiği asabiyet duygusuyla hareket edip Hazreti Muhammed'i koruyan ve gözetenlerin de ambargoya maruz bırakılması, beşeri kuralların nasıl sübjektif olduğunu istenildiğinde ama ancak gibi şart ve istisna edatlarıyla menfaat ve çıkarlar doğrultusunda yorumlanabildiğinin ne ilk ne de son örneğidir. Yaklaşık 3 yıl süren boykot sırasında Müslümanlar büyük sıkıntılar yaşamışlardır. Süreç içerisinde birçok acıklı hikayeyi barındırıyor. Ağaç yapraklarının yenilmesi, kurumuş deri parçalarının kaynatılıp yumuşatılmaya çalışılması, bulunan her şeyin gıda ihtiyacının karşılanması için tüketilmesi. Müslümanların temel ihtiyaç maddelerine ve gıdaya erişimleri engellendi. Böylece İslam'ı terk edip eski dinlerine dönmeleri hedeflendi. Beklenti, Hazreti Muhammed'in yalnızlaşması ve neticede etkisiz hale getirilmesi. Ancak bütün bu üzücü, insanı derinden yaralayan olaya rağmen süreçten çıkarılacak ana fikir, inanmış ve iman etmiş bir insanı hiçbir baskı ve zulmün yolundan geri döndürmeye yetmeyeceğidir.
Ambargo yıllarında her şey yaşanmış, ancak İslam'dan vazgeçme yaşanmamıştır. Çünkü hiçbir zorluk ve baskı inanmış bir topluluğun arasındaki bağı çözemez. Bilakis baskılar insanlar arasındaki bağı kuvvetlendirir. İnsanların birbirlerine, inançlarına ve istikametlerine daha fazla bağlanmalarına yol açar. Ve baskıya uğrayanlar süreçten her zaman daha karlı çıkarlar. Mekke'de de bu oldu. Yaşananlara tepki gösteren, özellikle anneleri Haşim oğullarından olan bazı kişilerin devreye girmesi ve gösterilen tepkiler neticesinde boykot kaldırıldı. Müslümanlar kazandı. İnananlar kazandı. Yüreği topluca atanlar kazandı. Çünkü Allah'ın açık vaadi vardır. Ey iman edenler, siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız, yoldan sapan kimse size zarar veremez. Evet, bu bölümlükte bu kadar. Bir sonraki bölümde Hazreti Muhammed'in en hüzünlü dönemini ve en zor zamanlarını inceleyeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.